Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamın mutfağına geldim ve onun en çok güzel yaptığı, en güzel yaptığı düğün çorbası tarifini benimle paylaşacak. Ben de çekeceğim. Sizlere de hepimize fikir olması açısından kanalıma yükleyeceğim. Şimdi bu şekilde 1,5 kilo kadar kemikli kurban etinden tencereye aldık. Bunu şimdi üzerine çıkacak kadar su ekleyip altını açıp düdüklüde bunu güzelce pişireceğiz. Kendi düdüklünüze göre ayarlayabilirsiniz. İyice dağılana kadar. Dağılana kadar pişireceğiz. Kemikli et olması çok önemli. Biraz daha su ekleyelim. Şu su miktarını şöyle göstereceğim en son size. Yeterli sanırım. Tuz ekliyor muyuz? Yok, tuzunu koymayalım. Tuzunu sonra. Şimdi düdüklünün kapağı. Bu şekilde üzerine çıkana kadar su ekledim. Böyle bu bir taşım kaynayacak. Üzerinde biriken köpükleri alacağız. Daha sonra düdüklünün kapağını kapatacağız. Şimdi bekliyoruz kaynamasını. Bir saat kadar vurması gerekiyor. Evet, bu şekilde biriken köpüğünü alıyorum. Tamamen köpüklerinden arındırıyorum. Şimdi kapağını kapatıyorum. Evet, yaklaşık bir saatin sonunda düdüklümü kapattım ve biraz soğudu. Bakın gayet güzel dağılmış, bütün etler, kemikler pişmiş ve suyu da azalmamış. Kendi düdüklünüze göre ayarlayın. İçindeki kemikleri bu şekilde bir kevir yardımıyla bir borcamın içine aldım. Et suyum da burada duruyor, kemik suyum. Şimdi bu kemikleri etlerden ayıracağım. Tekrar kalan suyu da süzüp başka bir tencereye aldım. Bu etleri güzelce didikledim. Kemiklerinden arındırdım. İsterseniz siz birazcık daha küçük yapabilirsiniz. Ben biraz büyük büyük seviyorum içinde etleri. Hani böyle paça çorbası, kelle çorbası gibi olsun istiyorum. Şimdi yoğurtlu harcını hazırlayalım. 1 kilo yoğurt var elimde. 1 kilo yoğurdu karıştırma kabına alıyorum. Ve içine bu şekilde silme 5 yemek kaşığı un ilave ediyorum. Eğer tepeleme koyarsanız 4 yemek kaşığı yeterli. Fakat silme koydum ben, 5 yemek kaşığı. Siz dilerseniz bu aşamada tenceredeki bu etli karışımın suyundan biraz alabilirsiniz. Hani kıvamını sonra bağlarım, sonra ayarlarım demek isterseniz öyle yapabilirsiniz. Çünkü biz de öyle yaptık fakat orayı çekmemişim. Şöyle bir cevizliğe kadar kemik suyunu almıştık biz. Çok sıvı olursa hani tekrardan unlu harç yapmayalım diye. Şimdi bunu güzelce blenderdan çektim. Un ve yoğurdu. Çorbamın sıcak kaynamaya hazır olan suyuyla ılıştırıyorum. Bir kepçe daha alıyorum. Şimdi bunu bir yandan karıştırırken bakın kaynıyor buradaki çorba. Bir yandan da yoğurtlu harcımı döküyorum. Burada en önemli nokta tabii ki ılıştırmak ve sürekli karıştırmak. Eğer buz gibi yoğurdu sıcak çorbanın içine dökerseniz bir miktar kesilme olacaktır. Fakat bizim yoğurdumuz hem ılıktı hem de ılıştırdım ve hem de bu şekilde karıştırmaya devam ettim. Öyle bir durum yaşanmadı. Altını açıyorum. Şimdi güzel bir şekilde bunların tamamen kaynamasını sağlıyorum. Çorba bu şekilde kaynayınca çorbamız hazır hale gelmiş olacak. Çocuklar için çok besleyici, yani gerçekten çok aşırı lezzetli, çok güzel bir çorba oluyor. Hepinizin mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Yani adı gibi gerçekten güzel bir çorba. Hani düğün çorbası eskiden düğünlerde yapılırmış sanırım. Çorbam kaynadıktan sonra tuzunu ilave ediyorum. Et suyuna da tuz eklememiştik. 2 tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettim ben. Evet, şu an servise hazır. Çünkü kaynadı, bakın görüyorsunuz. Tamamen
Çok güzel bir kıvama geldi. Bu aşamada eğer çok katı olursa ayırdığınız et suyundan dökebilirsiniz. Ya da başka hani et suyu yoksa normal sıcak su ekleyebilirsiniz. Tamamen damak zevkinize kalmış. Altını kapatıp biraz dinlenen çorbayı şimdi servis tabağına alıyorum. Kaseye alıyorum. Bizim çok sevdiğimiz ve özel günlerde mutlaka ablamdan yapmasını istediğimiz çorbamız budur. Yapın, lezzetine varın, bana hak vereceksiniz gerçekten. Bakın bir de yakından görmenizi istiyorum çorbamın kıvamını. Ekstradan ne yağ koyduk ne de başka bir baharat koyduk. Sadece etin kendi tadıyla çok lezzetli bir çorba yaptık. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.